Arendelle'i yöneten kız kardeşler her zaman lüks içinde yaşadılar. Hayata hazır olduklarını sandılar. Hazineleri o kadar değerli şeylerle doluydu ki, kraliyet sandıklarında en pahalı mücevher yığınları vardı. Ama bir keresinde kötü bir cadı kalenin yanına geldi. Kızları çok kıskandı ve onları fakirlikle lanetlemeye karar verdi. Büyü işe yaradı ve kız kardeşleri hiçbir şey bırakmadı. Zavallı Anna'nın muhteşem kıyafetleri mavi satenden eteğe dönüştü. Kumaşları aşınmış. En azından süslemeleri var. Eskimiş üstü de kıyafetiyle uyumlu. Anna soğuktan donmasın diye yırtık pırtık bir palto giydi. Sadece bir tek ayakkabısı var. Saçları darmadağın. Aa, neler oldu? Anna çok korktu. Bütün kıyafetleri yırtıldı. Durumu içler acısı. Yansıması da onu korkuttu. Çok soğuk. Olaf zavallı kızı bir paltoyla örtmeye karar verdi. Ama pek sıcak değil. Buna alışması gerekecek. Vahaha. Bakalım buna nasıl dayanacaksınız? Elsa bir kar fırtınasından çıktı. Ne muhteşem bir kürk manto. Onunla vedalaşmak zorunda kalacak. En azından elbisemi bırakın. Ama cadının büyüsü hiç merhamet göstermiyor. Yamalardan yapılmış yırtık bir elbise onun için yeterli olacaktır. Altın bileklikleri yerine iplik bileklikleri vardır. Fırkası kir ve deliklerle kaplı. Aa, zavallı Elsa, pek iyi görünmüyorsun. Herkes şokta. Belki de bu sadece kötü bir rüya. Hadi uyuyalım. Belki sabah her şey normale döner. Kızlar uyudu ve Olaf'a yatak kalmadı. Kimin battaniyesini almadı? Elsa kesinlikle üşümeyecektir. Ama çok fazla üşümeye başladı ve uyandı. Olaf, battaniyemi geri ver. Umarım beni görmez, umarım beni görmez. Aa, umarım yangın çıkarmam. Kardan adam ısıyı hissedince yaklaşmaya başladı. Aa, ver onu bana. Elsa hızla battaniyeyi çekti. Arkadaşlar birlikte ısınırken Anna bunun bir rüya olmasını ummaktan uyumaya devam etti. Birkaç karton parçası yapalım. Onlardan açık bir kutu oluşturalım. Etrafını ve kapısını kolibandıyla kapatalım. Dış kısmında kilit ve düğmeli panel bulunuyor. Hafif kilden büyük kulaklı minik fareler yapalım. Fareler kutunun tüm raflarını aldı. Bu onların yeni evi. Elsa uyandıktan sonra hala fakir olduklarını fark etti. Anna uyan! Bu bir rüya değilmiş. Olaf, ne yapmalıyız? Hiçbir şeyimiz yok. Bir şeyler düşünmeliyiz. Doğru. Bir yerlerde para saklı bir kasamız vardı. Birlikte kasayı aramaya başladılar. Yatağın altında mı? Hayır. Elsa aniden diğer yatağın altından kutuyu dışarıya doğru itti. Şimdi kodu gireceğim. Kapısı açıldı ama aradıklarını bulamadılar. İçeride sadece fareler koşuşturuyordu. Olaf içine bakmaya karar verdi. Ah! Fareler üzerime çıktı. Ah! Elsa ve Anna çok üzüldü. Son umutlarını da yitirdiler. Bu cam kavanoz çok işimize yarayacak. İçine toprak dökelim. Sonra biraz fidan dikelim. Tıpasını ekleyelim. İpliğe saralım. Ve ilmek yapalım. Artık Anna bitkisini bir çanta gibi taşıyabilir. Kız kardeşler, krallıklarında iyi bir cadı olduğuna dair efsaneler duymuşlardı. Belki laneti bozabilirler. Cadının evindeki gizemli atmosferden etkilendiler. Bize paramızı geri getirebilir misin? Korkarım ki bu kolay olmayacak. Ama deneyeceğim. Cadı büyü yapmaya başladı. Önce kızları kuru bir tavuk ayağıyla temizledi. Sonra altın bir yumurta kullandı. Bu çok etkileyici görünüyor. Bu ritüeller çok korkutucu. Ses bastırmaya başladı. Lanet birazcık azalmaya başladı. Ama laneti gerçekten bozmak için kızların sihirli bir tohum ekmeleri gerekiyor.
Krallık kuru büyülerden korunacak ve hasatları daha büyük olacak. Hadi onu ekelim. Ah, bu bizi kurtaracak. Seninle ilgileneceğiz. Harika iş. Çok bir değişlik. Olaf malzeme aramak için çöp kutusuna geldi. Bu yeterli olacak mı? Hadi bir şeyler inşa edelim. Tutucuyu iplikle saralım. Metal gibi görünmesi için alt kısmı vurgulayalım. Daha eski görünmesini sağlayalım. Aa, toprağı hazırlamamız lazım. Ama Olaf yanlışlıkla onun yerine bir bitkiyi çıkardı. Ups, bu sihirli bitki. Aa, onu yerine geri koymam gerek. Aa, işe yaramadı. Olaf onu yere attı ve kaçtı. Kızlar fidanın nasıl olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Aa, hayır. Kopmuş. Her yer toprak olmuş. Bunu kim yapmış olabilir? Daha derin bir çukur kazalım. Ne yapmalıyız? Bana yardım et. Aa, harika bir iş çıkardık. Biraz dinlenelim ve bu fidana göz kulak olalım. Bir şişeyi keselim ve delikler açalım. Bunun için ailemizden yardım isteyelim. Kahverengiye boyayalım ve siyah damlacıklar ekleyelim. Tencerenin bir tutacağı var. Bir mutfak kepçesi yapalım. Böylece yemek yapmak daha kolay hale gelir. Bir sürü lezzetli yemekler pişireceğiz. Kızlar ücretsiz kahvaltı vermeye karar verdi. Aç olan bir sürü insan vardı. Olaf yemeğin kokusunu aldı ve kendi payını almaya geldi. Ve havucunu tencerede kaybetti. Yulaf lapası olan kızın bir sürprizi var. Hey, o benim. İşte malzemeleri buldum. Bir şeyler yapalım. Halka hazır. Etrafına suni deri ekleyelim. Hepimizi bitirelim. İplerden sarkan büyülü çanları var. Bu enstrüman yüzyıllardır cadıların evinde bulunuyor. Elsa Lalulu için vur. Aa, çok sıcak. Keşke yağmur yağsa. Bize neyin yardım edeceğini biliyorum. Elsa uzaklaştı ve bir tefle geri geldi. Gerçekten sihre inanıyor musun? İşe yaramayacak. Sadece inanmak zorundasın. Elsa tepe vurmaya ve yağmur dansı yapmaya başladı. Aniden gök gürültüsü duydular. Anna çok heyecanlıydı. Birlikte vuruldum. Sonunda yağmur yağmaya başladı. Bitkiler buna bayılacak. Bu iyiye işaret. Her şey daha iyiye gidiyor. Korkuluk yapmak için eski kumaşları ve sentetik dolguları kullanalım. Başını ve vücudunu top şeklinde dolduralım. Komik bir surat kuşları uzak tutacaktır. Tohumlar kurtarılacak. Harika gidiyorsun ama fidanımızı böceklerden nasıl koruyacağız? Korkuluğumuz yardım edecek. Olaf yabancı birisinin güzelliği karşısında hayretlere düştü. Aa, güzel bayan. Sizi neden daha önce görmedim? Güzel kızlar tarlada yalnız kalmamalı. Ama yabancı kişi onu tamamen görmezden geldi. Bu buketi size olan aşkımın iyi bir işareti olarak kabul edin. Hiçbir şey demiyor musunuz? O halde etmek ister misiniz? Birden rüzgar esti ve Olaf yine hareket etmeye başladı. Aa, kalbini kazanacağım. Şip, şak. Bir pipeti keselim ve sulama kutusunun ana kısmına takalım. Bir teli tutamaç yapmak için bükelim. Bir kapakla örtelim. Kenarlarını süsleyelim. Olaf tarlaya gittiğinde üzülmeye başladı. Elinde hiçbir şey yoktu. Sadece havucu vardı. Ah, bunu halkım için yapmak zorundayım. Toprağın içine doğru itti ve sulamaya başladı. Vay canına! Sulama kabının sihirli olduğu ortaya çıktı. Olaf tarlanın havuçlarla kaplandığını görünce çok şaşırdı. Vay canına! Ben harika bir çiftçiyim. Bir lol yumurtasının yarısını beyaza boyayalım. El arabasının dışı yeşil. Tel ve tekerleklerden çerçevesini yapalım. Yumuşak saplar yapmak için hafif kil kullanalım.
Bu el arabası her ne kadar üzeri toprakla kaplı olsa da birçok şeyi içine sığdırabilir. Böyle bol hasadı elinizde taşıyamazsınız. Olaf bir el arabası almak zorunda kaldı. Artık içi havuç dolu. Anna, Elsa buraya gelin. Vay canına, harika bir iş çıkarmışsın. Harika bir hasat elde etmişsin. Seninle gurur duyuyoruz. Kızlar onu taşımaya ve ona havuç kralı demeye başladılar. Hey, hey! Groot'un çiçekçisi. Bakmadan geçmeyin. Yok artık. Bunu istiyorum. Aa, kar arkadaşım. Senin için sihirli bir tohumum var. Aa, ver hadi. Güzel buz. Elsa bu hediyeye bayılacak. Lalilu, bana yardım et. Bir tohum getirdim. Teşekkürler Olaf. Bir sürü kapak. Sadece bir tanesine ihtiyacımız olacak. Buz ekleyelim. Her şeyi iyice sulayalım. İnanılmaz. Sihirli tohumumuz filizlendi. Bir saksı taşlarla parlıyor. Kış gülü eşsiz bir bitki. Ve birini hatırlatıyor. Elsa'nın dinlenmesi Olaf tarafından kesildi. Elsa, baksana. Groot'tan bir tohum aldım. Bir kar çiçeği hazır. Çok akıllısın. Çok güzel. Aa, daha önce nasıl fark etmedik? Bu gül sana benziyor. Ona Elsa adını vereceğim. Elsa. Adın Elsa. Çiçeği sulamayı unutmuş gibi görünüyorlar. Bakılmayınca kar gülleri soldu. Hey Elsa, sana geldim. Olamaz. Aa, nasıl? Aa, çok güzeldin. Strafor köpük hazırlayalım. Bloklardan bir anıt inşa edelim. Bir isim ekleyelim. Süsleme taşları ışıldıyor. Buzlu bir parlaklıktan zarar gelmez. Elsa'nın gülü soldu. Ama onu unutmayacağız. Aa, bu üzücü. Elsa, senin için daha iyi bir yer bulacağım. Olaf bir çukur kazdı. Oraya kar çiçeğini koydu. Seni özleyeceğim Elsa. Bu en iyi anıt. Olaf, bak bende ne var. Aa, yeni bir Elsa. Hadi tohumu ekelim. Bu sefer gözlerimi çiçekten ayırmayacağım. Olaf kesinlikle harika bir çiçekçi olacak. Bitkilerinizi sulamayı unutmayın. Orman trolleri klanın yaşlısını uyandırdı. Şekil verilebilir kilden bir troll yapalım. Yarı boncuk gözü kaplayalım. Boyayalım. Kehribar boncukları ekleyelim. Keçeden bir kıyafet yapalım. Her yerde yosunlar yetişiyor. Sevimli boncuklarla süsleyelim. Ellerinde ateş var. Troller nazik orman yaratıklarıdır. Ormanda her şey harika. Her zamanki gibi. Ama hava soğuk. Isınmam gerek. Ateş yakıyorum. İşte rahat bir taş. Aa, çok hızlı. Merhaba Anna. Ben bir orman trolüyüm. Burada ne yapıyorsun? Ateşin önünde ısınmak istedim. Burası soğuyor. Sana yardım edeceğimi biliyordum. Ateşin gücünü benden bir hediye olarak al. Artık asla üşümeyeceksin. Neler oluyor? Ateşin gücü Anna'yı değiştirdi. Elbisesinin ana kısmını atletik kumaştan yapalım. Işıltılı tülden yeni bir kıyafet yapalım. Ateşli çiçekler dans etmeye başladı. Yaprakları alevler gibi. Saçlarım! O da değişti. Aksesuarları da tarzına uyuyor. Ateşi kontrol edebilirim. Sadece yeni güçlerime alışmam gerekiyor. Yapabilirsin. Teşekkürler sevimli troller. Şimdi kaleye gitme zamanım geldi. Sven, geri dönüyoruz. Kız kardeşimin şatosu her zamanki gibi soğuk. Acaba bu soğuk krallıkta güçlerim işe yarayacak mı? Bu buzlu heykele dokunmamak daha iyi.
ama mumları yakmaya çalışacağım. İşe yarayacak mı? Evet, mumlar yandı. Başka ne yapabilirim? Konsantre olmaya çalışacağım. Vay canına, buzlu bir oda tropikal bir tatil köyüne dönüştü. Kırık bir bebeği sihirli bir ata dönüştürelim. Eski boyayı çıkaralım. Hafif kilden bir kuyruk yapalım. Akrilik boyayla kaplayalım. Ayrıntılar üzerinde çalışalım. Ups! Bir yele yaptık. Parıltı uygulayalım. Eski bir koşum takımı boyayalım. Renkler mükemmel. Ateşli bir at ejderhası uçuşa hazır. Ormanda vakit geçirmeyi seviyorum. Bu da neydi? Bu bir canavar mıydı? Kim var burada? Korkmuyorum. Ateşli bir kanat mı? Işıltılı bir toynaklar mı? Sen kimsin? Ben ateşli Pegasus'um. İçinizdeki güç tarafından oluşturuldum. Tanıştığıma memnun oldum. Arkadaş olabilir miyiz? Elbette. Komşu, beni kaleye bırakır mısın? Sıkı tutun prenses. Bir taç yapmak için parçaları seçelim. Olaf. Metal tabana yapa elmaslar takalım. Bir yüzük doğru boyutta kalacaktır. Parçaları bağlayalım. Holografik bir kar tanesi ekleyelim. Buz sarkıtlarını şekillendirelim. Onları taca sabitleyelim. Yakında Elsa kraliçe olacak. Büyük gün geldi. Taç giyme töreni başlıyor. Herkesi gördüğüme çok sevindim. Ama kız kardeşim Anna nerede? Prenses, töreni erteleyemeyiz. Başlama zamanı. Tamam, başlayalım. Elsa'yı taçlandırıyoruz. Buz Krallığı'nın kraliçesine hoş geldiniz. Üzgünüm Elsa, geç kaldık. Kristoff, Anna seninle değil mi? Onun zaten burada olduğunu sanıyordum. Nerede o? Merhaba. Anna sen misin? Taç giyme töreni için tebrikler Elsa. Anna gerçekten değişti. Değil mi Sven? Ne güzel bir taç. Ups, yanlışlıkla erittim. Sihirli güçler mi kazandın? Evet, ama henüz onları kontrol edemiyorum. Üzgünüm, merak etme. Daha da önemlisi birlikte olmamız. Lego ayrıntılarını seçelim. Vay canına, o kadar çok var ki. Her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Ekranlı basılı bir görüntüye yapıştıralım. İşte sıcaklık grafiği. Yarım boncuk ekleyelim. Termal kamera sıcaklık değişikliklerini görmenizi sağlar. Sessizce oturmak ve dergi okumak çok güzel. Aa, bu burç yorumu. Çok ilginç. Masa oyunları oynamak ister misin? Hayır Olaf, şimdi olmaz. Anna, lütfen oynayalım. Uzun zamandır takılmıyoruz. Hadi saklambaç oynayalım. Tamam. Sen saklanıyorsun, ben de sayıyorum. Kalenin her köşesini biliyorum. Beni asla bulamayacak. Anna neredesin? Nereye gitti? Ben hatırlıyorum. Termal kameram var. Bana sıcak prensesin nerede olduğunu gösterecek. O burada değil ve orada da değil. İşte burada. Seni buldum. Ama nasıl? Çok basit. Bir termal kamera bana yardımcı oldu. Vay canına, çok güzel. Hadi odanın etrafını arayalım. Bu çok ilginç. Pomponlar çıktı. Duvarı örtelim. Yan paneli strafordan şekillendirelim. Bir LED el feneri sabitleyelim. Açıklıkları şekillendirelim. Kapıya renkli plastik ekleyelim. Her şeyi bir araya getirelim. Kontrol paneli yerinde. Kimler aç?
Ne yiyorum? Gerçekten acıktım. Burada iyi bir şey yok. Aa, spagetti. Onu ısıtmam gerek. Mikrodalga çok işe yaradı. Açıyorum. Ups, bir şeyler ters gitti. Her şey mahvoldu. Olaf, burada mısın? Ben de açım. Elsa, hamburgerini ısıtamayacaksın. Mikrodalgayı bozdum. Aa, mikrodalgaya çatal koyamazsın. Bunu bilmiyordum. Bu gürültü de ne? Anna, mikrodalgayı bozdum. Aa, yiyecekleri ısıtamayacağız. Sana bu konuda yardım edebilirim. Sihri etkinleştiriyorum. Sıcak burger servis ediliyor. Teşekkürler Anna. Afiyet olsun. Bir yapı yapmak için strafor karelerini bir araya getirelim. İlginç cihaz. Ayrıntıları yapıştıralım. Yarım boncuk ekleyelim. Üste şeffaf bir küre var. Kız kardeşlerin görüntüsünü ortasına koyalım. Köpük kağıtla süsleyelim. Anna yeni güçlere sahip olduğunda şatoda her şey değişti. Çok daha sıcak. Ama şikayet edemeyiz. Doğru. Daha soğuk bir şey istersen, buz makinesinden buz ekleyebiliriz. Elsa bizim için yaptı. Tropikal parti. Kristof, Olaf, sence de burası çok sıcak değil mi? Belki soğuk bir kokteyl yardımcı olur. Emin değilim. Çok sıcak olduğu için başım döndü. Elsa, sorun ne? Bayıldı. Elsa, uyan. Soğuğa ihtiyacı var. Çabuk buz kompresi yapın. Teşekkürler Olaf. Hava çok sıcak. Dondurma ve buzlu içecekler içinizi serinletecek. Teşekkürler arkadaşlar. Buz makinesinden uzağa gitmemeliyim. Gittikçe daha da ısınıyor. Sıcaklığı nasıl düşürürüm? Umarım süper güçlü bir havalandırma yardımcı olur. Yardımcı olmuyor. Orman trolleri, lütfen buraya gelin. Bizi mi çağırdın? Ateş büyüsü için teşekkürler. Ama benim için çok sıcak. Lütfen her şeyi normale döndürün. Nasıl istersen prenses. Büyüyü geri alıyorum. Ve kendin olmanın ne kadar değerli olduğunu anlamana sevindim. Plastik bir çengele eskimiş görüntüsü verelim. Bir kafatasıyla süsleyelim. Aa, kırmızı gözler. Ups, her şey örümcek ağlarıyla kaplı. Çok ürpertici. Malefis, kuzeni Elsa'nın Arendelle Krallığı'nda yaşadığını biliyor. Sihirli bir aynayı büyüleyeceğim. Elsa'nın güzelliğini çalacağım. Muhaha! Bu sırada kraliyet ailesi oturma odasında eğleniyordu. İşte en sevdiği şarkılar. Sana kim solo yap dedi? Elsa tatlım, sana bir sürprizim var. Bunu beklemiyordum. Sonunda arayı düzeltmek istediğine sevindim. Teşekkürler. Oturma odasına asacağım. Aa, yansımam değişiyor. Muhaha. Aa, Elsa, kendine hiç benzemiyorsun. Beni rahat bırak. Bu aptal kaleyi yok etme zamanı. Olaf, iyi misin? Maleficent Elsa'yı lanetledi. Ne yapmalıyız? Biraz payetli kumaşımız var. Voila! Elsa'yı parıltılı bir battaniye ile örtelim. Elbiseyi kolluklarla tamamlayalım. Kemeri, kesimi ve manşeti parlak şeritlerle süslenmiş. Ups! Arkasında uzun bir tül var. Elsa'nın görünüşü çok değişti. Sarı örgüsünde mavi ve gri saç tutamları var. Elsa buz güçlerini kontrol altında tutmaya çalışıyordu ama artık karanlık tarafta olduğu için... Dönüşümden sonra Elsa büyüsünün karardığını fark etti. Beni korkutuyor. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
Aa, güçlerim. Aniden karanlık karda bir tavşan belirdi. Bebeğim, benden korkma. Bir an için ışık güçlerini geri kazanmaya başladı ve gökten ışıltılı kar taneleri düşmeye başladı. Eski bir sandalyeyi karanlık bir taht haline getirelim. Büyük siyah kanatlar arka tarafını süsleyecek. Gümüşle oyma işini daha eskimiş görünmesini sağlayalım. Parçayı buzlu kar taneleriyle süsleyelim. Bunun gibi buz sarkıtları ekleyelim. Aa, yeni tahtım harika. Karanlık mobilyalara bayılırım. Thank you. Artık bu tahta oturma hakkım var. Elsa'ya boyun eğ. Yeni bir dönem başlamak üzere. Çok yaşa güçlü kraliçe. Parıltılı bir şişeyi boşaltalım. Üst kısmını keçe kağıdından keselim. Sihirli bir küreye boya uygulayalım. Burada ışıltılı takım yıldızlarından oluşan koca bir evren var. Parlak yıldızları ekleyelim. Burada sadece iskeletler var. Konuşacak kimsem yok. Bana ne söyleyebilirsiniz? Kemiklerim ağrıyor. Peki ya sen? Tabut çok sıkı. Aa, iskeletler çok sıkıcı. Bakalım burada ne var? Vay canına. Sihirli bir küre. Elsa süper güçlerini geliştirdi. Bakalım kız kardeşim, arkadaşım ve Olaf nasıllar? Aa, yalnız ve üzgün olduklarını görüyorum. Beni gerçekten çok özlüyorlar. Zavallı şeyler. Her şeyi düzeltmem gerekiyor. Kinder yumurtanın yarısını siyah bir kazana çevirelim. Telden kavisli ayaklar yaptık. Bakır gibi görünmesi için kazanı tonlayalım. Kenarlarından damlayan neon iksirler var. Olaf, yardım et. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kötü bir cadıya dönüşüyorum. Aman Allah'ım. Dokunduğum her şey kötü oluyor. Hemen bir şeyler bulacağız. Her şeyden önce büyü önleyici eldivenleri giy. İyi fikir. Teşekkürler. İkinci olarak seni iyileştirecek ve normale döndürecek bir iksir yapacağım. Umarım tarifi hatırlayabilirim. İç bunu. Aa, hayır. Olaf ne yaptın? Ups, bir hata yaptım. Daha da kötüleşti. Aa, hayır, hayır. Silikonla yazıları ekleyelim. Şişeleri koyu boyayla kaplayalım. Mantarları tuhaf bitkiler ve örümcekler süslüyor. Ne almamız gerekiyor? Şu beyaz çiçekleri. Aldım. Bir şey buldum. Geri dönebiliriz. Pekala. Bir deneme daha. Kuru çiçekleri öğüteceğim. Aa, köpürüyor. Şimdi bazı gizli iksirler yapalım. Her şeyi karıştıralım. Hazır. İç bakalım. Boynuzlar kayboldu. Aa, işe yaradı. Aa, hayır. Yenileri çıktı. Neler oluyor? Bak. Bunlar daha hoş. Eski bir kalemi plastik bir kapağın içine sabitleyelim. Ayaklarını ekleyelim. Ve üstüne şeffaf bir yay ekleyelim. Şamdanlar için metal parçalar takalım. Şamdan çok zarif görünüyor. Her tarafını koyu mavi bir renge boyayalım. Üzerinde silikon ve bal mumu damlaları var. Şamdanı kafa tasları ile süsleyelim. Bu karanlık bir şaheser. Elsa sorunu çözmek için bir sürü sihirli kitap okudu. Ama şeytani bir ayna hakkında hiçbir şey bulamadı. Elsa nasılsın? Bir şey buldun mu? Of, burası çok karanlık. Şimdi mumları yakacağız. Okumaya devam edebilirsin. Bir şey buldun mu? Şimdilik bir şey yok ama şamdan için teşekkürler. Daha fazla ışığa mı ihtiyacın var? Sadece kitap almak istedim.
Neredeyse düşüyordum. Birlikte bakmaya devam edelim. Kamyon çok fazla çöp attı. Parçalardan tavuk ayağı yapalım. Onları silikonla dolduralım. Tavuk ayakları sihirli ritüellerin olmazsa olmazıdır. Olaf hala Elsa'nın üzerindeki laneti kırmak istiyor. Pazardan her şeyi alabilirsiniz. Burada kesinlikle tavuk ayağı bulacağım. Sana yardım edebilirim. Tam da ihtiyacım olan şey bu. Teşekkürler. İksire tavuk ayağı eklemeyi deneyelim. Pekala. Bir kez daha deneyelim. Olaf bak. Boynuzlar kayboldu. Ama geri kısım halen aynı. Kağıttan sihirli bir parşömen yapalım. Kuru pastellerle daha eskimiş görünmesini sağlayalım. Kağıtları pipetlerle sabitleyelim. Ortasında yazılı eski bir büyü var. İple bağlayalım. Bu kağıtlar asırlardır herkesten saklanıyor. Olaf eski kitaplarda ve parşömenlerde cevaplar arıyordu. Aa, sonuncusu da burada. Sanırım buldum. Ups, bir şeyler plana göre gitmemiş gibi görünüyor. İki kişi olduk. Yani çift eğlence. Olaf, çift mi görüyorum? Sihirli parşömeni al ve büyüyü oku. Ups, artık iki tane Elsa var. Bu çok tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli. Eski bir fincanı bakıra boyayalım. Değerli taşlar ve yapay elmaslarla süsleyelim. Elsa, Elsa! Anna, benden uzak durmalısın. Seni incitmek istemiyorum. Git buradan. Ama Elsa, sana ihtiyacım var. Lütfen beni bırakma. Anna ağlamaya başladı. Ve gözyaşlarından biri kupanın içine düştü. Pekala, ben gidiyorum. Elsa, Anna'nın gitmesine gerçekten üzüldü. Ama onu durdurmadı. Ah, su. Çok hızlı koştum ve çok susadım. Olamaz. Olaf, eski haline döndün. Aa, gerçekten de öyle. Belki benim de denemem gerekiyordur. Bu harika bir şey. Kız kardeşinin sevgisi Elsa'yı orijinal haline getirdi. Arendel yine normale döndü. Arkadaşlarınızın desteğiyle her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.